muhtemelen edeceğim. İşte bu arada ben nasıl gidiyor inşallah. İnşallah. Çok iyi gidiyor. Daha da iyi gidecek. Başarılar devamlı dilerim canım. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Evet, çok güzel. Evet. Son kez. Evet. Evet, indir. Bir daha. Son kez. Süpersin. İndir. Bir daha. Bir daha. Aferin. Son kez. Evet. İndir. Bas. İndir. Hiç kimseyle konuşamazdım. Ailemle bile bağım yoktu. Ama sporla 15 yaşında sporla tanıştıktan sonra hayatım bambaşka oldu. Özgüvenim arttı. Aile bağlarım gelişti. Daha iyi şey yaptım. En azından yani bir şeyleri başarıp bildiğimi anladım. Alacakaranlık dünyam sporla birlikte aydınlandı. Ailemin zaten bana olan desteği kimse vermedi. Bu başarılardan sonra evin içinde hiçbir şey yapmayan ben, sadece babama yardım eden ben şu an gözümü yani olimpiyatlara diktim. Olimpiyatlara gitmeden de durmayacağım. Şu anki hedefim o. Spor hayatım iki kategoride devam ediyor. Biri judo, biri halter. İkisinde de Türkiye birinciliğim var. Ve bu iki sporla devam edeceğim. Daha iyi başarılara yelken açacağım. Daha iyi şeyler başaracağım. Halter'de dünya birinciliği olmak, birincisi olup ülkemi temsil etmek istiyorum. Judo'da da olimpiyatlara katılıp ülkemi temsil etmek istiyorum. Önceki durumu sporlar başlamadan önce yani şeydi, kendi halinde kimseyle konuşmayan, ondan sonra kendi eve kapanan bir çocuktu. Spor başladıktan sonra yavaş yavaş açılmaya başladı. Ondan sonra kendi toparlamaya başladı. Biz de mutlu olduk, o da mutlu oldu. Yani çok gurur duyuyorum. Aradaki dağlar kadar fark var. Yani çok gurur duyuyorum. Ondan sonra yüzü güldü, yüzümüzü güldürdü. Ondan sonra çok güzel yani başarılarını, devamını bekliyorum. Ben de rahatsız olduğundan dolayı o da yardımcı oluyor bana. Yani çünkü ben kendi zorladığım zaman ben yapamadığım için o da yardımcı oluyor bana. Ben istiyorum ki kendi branşına uluslararası mesela müzgün başarı, olimpiyatlarda başarı olmayı istiyorum. Gülümün şampiyonudur. Ondan sonra istiyorum daha yüksek yerlere çıkmasını istiyorum. Daha. Aferin. Son kez. Hani gidiyor halter yapıyor ya, onu orada görüyoruz, bile ağlamamız geliyor. Gurur duyuyoruz ondan. Onun daha çok güzel şeyleri başaracağına eminim ben. Gerçekten oturup ben de babası da oturup ağladık yani. O sevinçten, gururdan yani oturup ağladık. Yani inşallah zaten hep kardeşine söylüyor, diyor sen de benim yolumda yürü. İnşallah o da ona örnek olur. Kardeşine de inşallah örnek olur. Bütün herkese de örnek olur inşallah. Yani hayatını kazanır. Benim dileğim tek zaten o kendi hayatını kurtarsın. Başka da bir şey istemiyorum ben. Tamam. Burada boynunu da aynı dediğim gibi bunun ortasına. Şimdi oturt bir. Sakin. Ben arkandayım. Bir daha. Evet. İnanın birçok sporcumuz var Mizgin gibi. Sporla çok hayatları değişti. Ve bunun örneğini onlarca defa yaşadık. Hayatını sporla kuran, spora gelip arkadaş edinip evlenip gidenler oldu. Sporda dünya birincisi olanlar oldu. Ya tüm engel gruplarına söylüyorum. Yani dört duvar arasında ben engelliyim.
ya işte millet bana farklı bakar, yok ben yapamam, ben edemem demesinler. Ben bunlardan biriydim. Benim de hayatım farklı hikayelerle doluydu. Bana da böyle farklı gözle bakan kişiler bugün hayatımda kanıtladığım dünya şampiyonluğumla, Avrupa birinciliğimle ispatladım. Şunu kardeşlerime söylüyorum. Hiçbir zaman engel spora ya da sosyalleşmeye engel bir durum yoktur. Hem olimpiyat ve dünya şampiyonlarına hazırlanacağız. Hedefimiz büyüktür ama hiç durmadan çalışmamız lazım.